tartışması var. İnşaat mı diğerlerimiz diye değil. Yani inşaat mı katma değeri yüksek alanlarda değil. İnşaatın ötesine geçmek lazım o anlamda. İnşaattan kaçamazsınız. Hem barınma ihtiyacıdır bu. Hem istihdam açısından mevcut elverişli olmayan konutların yenilenmesidir bu. Bunun kaçış yok. Bu bir temel ihtiyaçtır ve olmak zorundadır. Ama zaman zaman tabii yatırım amaçlı da kullanılır. Ondan kaynaklı bir spekülatif etki ortaya çıkabilir. Bundan vazgeçemeyiz ama onun ötesine geçmek lazım ve katma değeri yüksek alanlara yönelmek lazım elbette. Bu bir. İkincisi, bu dönemde peki bu konut talebindeki artışı nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle, uzun bir süre bir ertelenen talep vardı. Ekonomide bir durgunluk olduğu için, salgının da etkisiyle insanlar bir miktar geriye çekiliyorlar doğal olarak. Ve faizlerin düşmesiyle beraber maliyetlerde, uzun dönem maliyetlerde bir düşme olduğu için bir talep ortaya çıktı. Yani bunun ertelenen talep olduğunu düşünelim. Bir imkan verildiği zaman bu talep bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Küçümsenecek rakamlar değil elbette. Geçen yılın aynı ayına göre %100'ün üzerinde artış oldu toplamda. İpoteklide ise %900'ün üzerinde bir artış oldu. Bu elbette önemli. Peki bu devam eder mi? Ya şu kısmı önemlidir. Yani ikinci el konutlara satılır. Birinci el daha az satıldı bu dönemde. Peki birinci ele yöneliş olur mu? İnşaat sektörü canlanır mı? Maalesef şu anda bu salgınla doğrudan bağlantılı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu belirsizlik devam edecek gibi görünüyor. Yani